Varsın Gargat Ağacı konuşmasın. Kimi gizleyeceğini biliyoruz. Şeytan bunu bildiğimizi biliyor ve Gargat'a yalan söylüyor. Ağacın Melheme'den ve Arslan'dan haberi yok. Kuzeyde, şimalin sık ormanında, kadim kitaplarda anılan, cinlerden ve insanlardan destanları duyulan bir arslan. Ay ışığında yanan, gün ışığında alev rengiyle, 3000 yıllık yeleleriyle kıyamet gibi duruyor. Hilal gökyüzünde, yıldız önünde. Gölgesinde 313 arslan yavrusu, üzerlerinde Bedir kokusu, birbirlerine vakti soruyor. Arslanın yüzünde öfke yok ama acıma da yok. Göğsünde mazinin tertemiz zaferleri, gözlerinde güney, pençelerinde bela, dişlerinde katliam haberleri. Kardan bir orman, soğuk mu soğuk? Onu durduran semavi bir buyruk. Henüz kükreme, önce melheme. Elçiler öldüren kavim yeryüzünde iki kez fesat çıkaracaktı. Üçüncüsü yoktu. İki kez belirlenmiş bir saatti. İlk fesatta üzerlerine güçlü kuvvetli kullar gelmişti. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Aradan binlerce yıl aktı. Şimdi zulümlerinin bir ölçüsü yok. İkinci fesadın zirvesindeler. Dur diyenleri, set çekenleri yok. Çocuk öldürmeyi Firavun'dan öğrendiler. Akılları, izanları yok. Oysa örnekleri Hazreti Musa'ydı. Zulümden kurtarana değil, zulmedene benzediler. Muhakeme yok, feraset yok. Çocukları katletmeye emreden ilah olur mu diye düşünmediler bile. Meğer babaların yaptığı ev çocuklarının mezar taşıymış. Başka diyarlarda zor mudur bilinmez. Ama Gazze'de ölüm çocuk işiymiş. Şimdi Gazze baştan başa çocuk mezarlığıdır. El uzatanlara cennet bahçesi, dil uzatanlara cehennem çukurudur. Filistin süt ve bal akan diyardı. Süt bebelerinin kanı akan diyar değil. Filistin Beyt-i Makdis'tir. Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa Filistinlinin değil, Arap'ın, Acem'in değil, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Kabe gibi harem-i şeriftir. İnananlara Allah'ın emanetidir. Mekke'ye gelen ebabiller Kudüs'e gelmeyecek. Sebepler aleminde Mekke'nin koruyucusu yoktu. Kudüs'ün ise 1,5 milyar ebabili var. Ebabil olması gereken evladı iyali var. Ey 1,5 milyar! Bebekler ölmese mahşere kalırdı belki. Ama kalmayacak. Kara bir bulut gibi çökecek üzerimize. İnanan inanmayan dinlemeyecek. Durmayacak. Dinlenmeyecek. Kanatlarımızı kıracak. En önce bize dokunacak. Dünyayı kasıp kavurmadan önce bize dokunacak. Nice yabancı kuşları ebabil yapacak. Gazze'den yana olanları iyiler defterine yazacak. Yüceltecek, bakıp hayret edeceğiz ve utanacağız. Bu yaklaşan kara bulut yağmur yüklü değil, kıyamet gibi olacak. Kötülerin gecelerini yakacak Gazze geceleri. Çocukların feryadı elbet göğü yere indirecek. Bir mümin olarak utanacağız. Bebeğini süsleyip kefene saran anne, gözlerini kaybeden küçük kız, karanlığı taşıyacak izleyenlerin evine. Peygamberlerden, meleklerden, Allah Teala'dan utanacağız. Gazze'nin mazlum kızları ve oğulları şehit çocukların ellerinden tutarak girecek Kudüs'e. Eğer önlerinde Resulullah olursa
Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün imamı girerse mescide bizi görmesin diye Hazreti Muhammed Mustafa'dan saklanacağız. Ve bir gün, vallahi bir gün sebebi bilinmez, güneşte bir alamet mi olur? Gazzeli çocukların sesi mi? Batı Şeria'da, Ramallah'ta yoksa Han Yunus'ta kadınların yangın feryatları mı? Mescid-i Aksa'da mazlum bir nida İsrafil'in suruna mı dönüşür bilinmez. Ama o ses ilk önce kuzeyde duyulacak. Şimalin sık ormanından bir kükreyiş titretecek dünyayı. Ölmeden önce ölenler dirilecek. Kendi beden kabrinde asırlardır dinlenen, kalbinden başka kimseyi dinlemeyen yiğitler Cabiye şehitlerine benzeyecekler. Saçlarını kazıtmış, doğdukları gibi saf, temiz başlarla söz verdikleri Allah'a hamd ederek yürüyecekler. Her sokak başından, her şehir, her ülkeden toplanıp çoğalacaklar. Nehirler deniz olacak, nehirden denize kadar. Ve o gün elçiler öldüren kabim, kitabınızın size söylediğini yapın, Yahuda'da bildirin ve Yeruşalim'de işittirin ve deyin, memlekette boru çalın, yüksek sesle bağırın ve deyin ki, toplanın da duvarlı şehirlere girelim, Siyon'a doğru bayrak kaldırın, kaçıp sığının, durmayın. Çünkü Allah kuzeyden üzerinize büyük bela ve kırgın getirecek. İşte dilini bilmediğiniz aslan sık ormanından çıktı ve milletleri helak eden cengaver yola düştü. Şehirlerin harap olsun ve onlarda oturan kalmasın diye senin diyarını viran etmek için yerinden çıktı. Bu ikinci cezalandırma vaktidir. Üçüncüsü yok. Onurunuzu çiğneyecek. Daha önce girenler gibi yine mabedinize girecek. Pençesine geçirdiği her şeyi yakıp yıkacak. Yardımcısı olacak alemleri yaradan. Havadan, denizden ve karadan. Önünde sonunda, vallahi günün sonunda Kudüs fethedilecek. Yeryüzü en salih tekbirler salacak göğe. Dedesinin cansız gözlerinden öptüğü Rin, abisi Tarık, diğer şehit çocuklarla Mescid-i Aksa'yı süsleyecekler. Namaza hazırlayacaklar ilk kıblegahı. Saflar oluşacak. En önde 313, renk renk, çiçek çiçek ve Kuzey Arslanı mihraba geçecek. Varsın gargat ağacı konuşmasın. Kimi gizleyeceğini iyi biliyoruz. Şimdi kuzeyde, şimalin sık ormanındayız. Gözümüz arslanda, kulağımız semada. Biraz daha sabret. Güneşte bir alamet. Az kaldı lebbek demeye. Az kaldı büyük melhemeye. Her şey bir kükreyişe bakar.